Biz Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikteyiz bağlantımızda. Sevgili ETV izleyicileri, röportajı sonuna kadar izleyin. Dediğim gibi çok önemli konulara değineceğiz. Arzu Hanım, şimdi emekliler de Türkiye'nin gerçekten de çok ağır koşullar altında yaşayan mağdur kesimi. Emeklilerin de işte birçok sendikası var. Biz de ETV'den çok sıklıkla gündeme getiriyoruz. Türkiye'de çok fazla dağınık bir sendika yapısı var. Emekliler adına. Siz de dediniz ki emekliler, sendikalar bir çatı altında toplanmalı. Çok önemli, değerli bir fikir ve görüştü bu. Şimdi hala aynı şeyi söylüyorsunuz muhakkak, herhalde bir çatı altında toplanmalı emekliler, ama nasıl, ne şekilde bir çatı altında toplanmalı? Hangi sendikanın çatısı altında toplanmalı ve nasıl uzlaşacaklar bu anlamda? Sizin ifade ettiğiniz gibi Şebnem Hanım, gerçekten emekliler Türkiye toplumunun çok önemli bir kesimini oluşturuyor. Hani sadece sayı olarak değil, yaşanan mağduriyetler ve sorunlar açısından da. Türkiye'de 12 milyondan fazla emekli var ve emeklilik alanı aslında özellikle 2000'li yılların başından itibaren, ama esas olarak 2008 yılında yapılan düzenleme ile birlikte emeklilik Türkiye'de, bu neoliberal politikaların bir sonucu tabii, bir hak olmaktan çıkartıldı ve sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi de piyasaya açıldı ve piyasanın kuralları üzerinden şekillendirildi. Oysa bizim açımızdan emekli olmak, yani belli bir süre çalıştıktan sonra, belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmak herkes açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Devletin de çok temel bir sorumluluğudur bütün yurttaşlarına bunu sağlamak. Ama Türkiye'de özellikle 2008'den bu yana yapılan düzenlemeler, yani bir taraftan emekli olmayı zorlaştıran ve EYT diye büyük bir mağduriyeti ortaya çıkartan, diğer taraftan emekli aylıklarının çok ciddi bir biçimde düşmesine yol açan düzenlemeler, yani güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı gibi, işte aylıkların artılma yönteminin değiştirilmesiyle asgari ücretin bile çok altında emekli aylığının alan binlerce milyonlarca emekli olmasına yol açan bu politikaların sonucunda emeklilik alanı artık doğrudan bir örgütlenme ve mücadele alanı haline gelmiştir. DİSK bu konuda öngörüsü çok kuvvetli olan bir örgüttür. Daha emekliler alanını bir sendikal örgütlenme alanı olarak hiç kimsenin görmediği dönemde 1995 yılında DİSK kendi bünyesinde bir emekliler sendikası kurmuştur. Sendikası kurmuştur ve bütün Türkiye'de çok ciddi bir örgütlenme ve mücadele verilmiştir. Bir taraftan da emeklilerin sendikasını biliyorsunuz iç hukukumuz kabul etmedi ve çeşitli davalar açıldı. Çok uzun süren ulus mahkemelere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşınan hukuk mücadelesi de verildi. Ama bugün açısından gerçekten bizim ta 1995 yılında o dönem DİSK'te olan bütün yönetim arkadaşlarımızın ve o dönemki DİSK kadrolarının öngörüsüyle kurulmuş olan Emekli Sen Sendikası ve bu süreçteki mücadele birikimi son derece önemlidir. Bugün artık ama bunu herkes görüyor ve çok farklı İşte yeni emekliler örgütlenmesinin olduğunu görüyoruz. Bizim bu konuda yaklaşımımız nettir. Emekliler Sendikası, Emekli Sen örgütlenmesi son derece önemlidir ve DİSK bunun öncülüğünü yapmıştır. DİSK'in mücadele ilkeleri ve politikaları doğrultusunda yıllarca çok büyük mücadeleler verilmiştir. Ama bugün çeşitli parçalanmalar, bölünmeler olmuştur. Bütün bunları doğru bir çizgide ve perspektifte toparlayacak ve DİSK'in ilkeleri doğrultusunda bütünleştirici yaklaşımımız var DİSK olarak. Genel kurulumuzda da bunun kararını aldık ve açıkladık. Dolayısıyla bugün artık, hele bu koronavirüs salgınıyla birlikte çok daha fazla açığa çıktı ki, emekliler örgütlü olmak zorundadır. Emekliler sendikalı olmak zorundadır. Ve emekliler sendikası gerçekten çok önemli bir mücadele alanının örgütüdür. Emeklilerin bu kadar ciddi sorunlar yaşadığı, bir kere emekli olmanın bile neredeyse olanaksız hale getirildiği bir dönemde, emeklilerin 1000 lira, 1100 lira, 1200 lira gibi emekli aylıklarıyla yaşamanın emekliler arasında reva görüldüğü bir dönemde, koronavirüs salgınıyla mücadele için işte açıklanan paketlerde işte en düşük emekli aylığını 1500 lira yapıyoruz diye övünülen bir ülkede, gerçekten emeklilerin sendikalı olması, örgütlü olması şarttır. Koronavirüs salgını koşulları bunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bizim çağrımız DİSK olarak bütün emeklilere, çağrımız DİSK çatısı altında birlik ve bütünlük içerisinde haklarımıza sahip çıkacak, en temel yurttaşlık hakkımıza sahip çıkacak
olacak. Sadece bugün emekli olanlar açısından değil, yarın bu hakkı belki de hiç elde edemeyecek olan çocuklarımız için, gelecek kuşaklar için de bu mücadeleyi birlik bütünlük içerisinde ve disk çatısı altında vermektir ve bu mücadeleyi büyütmektir. Evet, emeklilerin örgütlenmesi gerçekten çok önemli. Bu anlamda biz de yayınlar yapıyoruz bir araya gelip işte ses çıkarmalı diye. Şimdi önümüzde Temmuz zamları var biliyorsunuz emekliler için. Bu Temmuz zamlarından beklentiniz ne, talepleriniz neler emekliler adına? Temmuz zamlarından tabii beklentimiz aslında sadece Temmuz zamları değil. Emekliler açısından bizim temel talebimiz ve beklentimiz bir kere asgari ücretin bile altındaki. Bugün artık Türkiye'de asgari ücret bir ortalama ücret haline gelmiştir. Ve bugün itibariyle asgari ücret açlık sınırının bile altındadır. Bırakın yoksulluk sınırını. Asgari ücretin bile altında emekli aylığının olduğu ve binlerce, milyonlarca emeklinin asgari ücretin bile neredeyse yarısı ücretle çalışmak zorunda olduğu, yaşamak zorunda olduğu bir süreçte en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gereklidir. Ve emeklilerin insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşabilmesidir bizim temel hedefimiz. Dolayısıyla bu süreçte hani %3'lük, %5'lik artışlar yaşanan bu kriz süreci, bu yüksek enflasyon karşısında emeklilerin kayıplarını gidermeyecektir. Şunu çok küçük bir veri söyleyeyim, çok rakamlara boğmak istemem ama emekli aylıkları yıllar içerisinde baktığımızda hepimizin çalışarak ürettiği adına milli gelir dediğimiz yani toplam değerdeki artıştan hiçbir zaman payını alamadı. Ve neredeyse üçte bir oranında milli gelir artışı karşısında gerileyen bir emekli aylıkları ortalaması var. Tekrar altını çiziyorum. Herkes açısından hepimiz çalışıyoruz. Belli bir süre çalışıyoruz ve bu ülkenin bütün değerlerini birletiyoruz. Ama bir çalışma sürecini tamamladıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayabileceğimiz bir ücret almak hepimizin temel hakkıdır. Ve hepimizin de bütün emeklilere bunu sağlayabilecek bir ülkeyi yaratmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Başta sendikalar olmak üzere. O nedenle önümüzdeki Temmuz zamları başta olmak üzere emekli aylıklarında ciddi bir iyileştirmenin yapılması gerektiğini ve asgari ücretin altında en azı kalmaması gerektiğini söylüyoruz. Ve bütün emeklilerin insanca yaşayacağı bir ücrete kavuşması şarttır. Hele bu COVID-19 salgını görüldü ki emekliler son reva görülmektedir emeklilere. Bu süreçte en fazla risk grubu olan hastalığa karşı, salgına karşı korunmak için gerekli bir gelir seviyesine sahip olması gereken kesimlerin başında da emekliler gelmektedir. O nedenle biz özellikle salgın sürecinin başından itibaren de emekli aylıklarının yükseltilmesi ve gerekirse korona ödemelerinin yapılması, yani emeklilerin 65 yaş üstünün önemli bir kısmının emekliler olduğunu düşünürsek bu konuda salgına karşı korumak açısından da bu adımların atılması ve önlemlerin alınması şarttır diyoruz. Evet. Peki siz DİSK olarak bu Temmuz zamları için iktidarla görüşecek misiniz? Herhangi bir girişiminiz olacak mı Temmuz zamları ile ilgili talepleriniz doğrultusunda? Şöyle söyleyeyim, öncelikle bütün bu süreçlerde çalışma hayatı biliyorsunuz tarafların olduğu ve diyaloğun esas olduğu, müzakerenin esas olduğundur. Biz yaşanan bütün sorunlar karşısında ve var olan bütün karar mekanizmaları bir ortak üretilmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Örneğin salgın sürecinin başından itibaren de başta Ekonomik Sosyal Konsey ki bir anayasal kurumdur Ekonomik Sosyal Konsey ama 2009 yılından beri toplanmamaktadır. Veya üçlü danışma kurulu gibi yani işçi, işveren ve hükümet taraflarının bir arada olduğu ve çalışma hayatına dair ücretlerden sendikal örgütlenmeye, işte emeklilerin sorunlarından işsizliğe kadar her şeyi konuşabildiğimiz bu mekanizmaların öneminin altını çiziyoruz ve bakanlığı bu konuda çağrılarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine Çalışma Bakanı'yla DİSK olarak işte çeşitli görüşmelerimiz olacak ve orada da tabii ki emeklilerin sorunları ve Temmuz'da yapılacak artışla ilgili de önerilerimizi, görüşlerimizi paylaşacağız. Gerçekten çalışma hayatının her alanı açısından müzakere esastır ve bu konuda biz siyasi iktidarı bu mekanizmaların mutlaka çalıştırılması gerektiği konusunda çağrılarımızı yapıyoruz. Yani hiçbir
mekanizma ya da hiçbir alanda tabii ki tek taraflı olarak karar verilmesi kabul edilemez ama çalışma hayatında hiç kabul edilemez. Çünkü çalışma hayatında taraflar vardır, müzakere esastır, diyalog esastır ve biz özellikle de bu salgın koşullarında böylesi bir ortak aklı oluşturacak, yaratacak demokrasinin yani katılım mekanizmalarının tümüyle işletilmesi gerektiğinin son derece hayati olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. Yine aslında son bir cümleyi veda etmeden önce almak istiyorum sizden buradan. Cumhurbaşkanı'na bir mesaj vermek isteseydiniz, direkt olarak ne mesaj verirdiniz? Şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten bu sistemin artık bu özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte de ortaya çıkmıştır ki bu sistem artık bütün dünyada da Türkiye'de de işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere, bütün dünya halklarına hiçbir şey vaat edememektedir. Aslında bu salgın süreci bu sistemin iflasını çok daha açık bir biçimde ortaya koymuştur ve onunla birlikte bir başka şeyi daha ortaya koymuştur ki bütün dünyada da Türkiye'de de işçiler, emekçiler, tüm dünya ve Türkiye'nin bütün güzelliklerini ve değerlerini üretenler başka bir toplumsal düzen, yeni bir toplumsal düzen talebini çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. Biz akılla, bilimle ve emekle kurulacak yeni bir toplumsal düzen istiyoruz ve böylesi bir toplumsal düzen için yani eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, bütün adaletsizliklerin ortadan kalktığı ve bütün yurttaşların emeğinin karşılığını alabildiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Herkesi de omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Arzu Hanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. ETV'ye katkılarınızdan dolayı kolaylıklar diliyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde, güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Kolaylıklar diliyorum size de. Sağ olun inşallah. Evet, ETV takipçileri ve izleyenleri sizler için çok özel röportajlar yayınlamaya, en güncel haberleri sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğiz. ATV'yi takip etmeye ve izlemeye devam edin. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeter ya! Biz yaşayacağımızı yaşamışız.